Videomuzun ikinci devam bölümüyle hep beraber devam ediyoruz. İlk bölümümüzde kanat kasımdaki ikizlalemizi ve öndeki iki burnu, iki dilimi tamamlamıştık. Şimdi 3, 4, 5. dilimleri tamamlayacağız. Ardından kanat kısmı ve taban yapımı ile bu güzel patiğimizi ayağımıza giymeye hazırlanacağız. Üçüncü dilimle devam ediyoruz. Üçüncü dilimizde aynı şekilde sonda 6 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri ana rengimiz ile örelim. İki, dört, altı. Sonda altı adet ilmeğimiz kalması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi iki, dört, altı. Sonda altı adet ilmeğimiz kaldıktan sonra ana rengimizi bırakıp hemen ikinci rengimizi alıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğimizi ikinci rengimiz ile ördüm. Ve sonda iki adet ilmeğim kaldı. O iki ilmeği eksiltme olarak sayıp direkt toplama işlemiyle dönüyoruz. Hepsini kendi rengiyle topluyoruz. Bunu atlamayalım, unutmayalım. Üçüncü dilimimize de bu şekilde başladık. Evet. Bir üst sıradayız. Aynı şekilde her sırada ikişer ilmek eksilteceğiz. Ta ki elimizde 7 ilmek kalana kadar. Bir yandan da bu kıvrılma desenini uygulayacağız. İlk ilmeklerim sabit. Sonda 6 ilmek kalana kadar. Sonda 6 adet ilmeğim kaldı. Dördünü koyu mor ile öreceğim. 1 2 3 ve 4. 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği kesme olarak kabul ediyorum ve toplama işlemiyle döneceğim. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Bir üst sıradayız. Aynı işlemi uygulayacağız. Sonda 6 ilmek kalana kadar ana rengimiz ile örelim. Evet, sonda 6 ilmek kaldıktan sonra hemen ipimizi değiştiriyoruz. 4 adet ilmeği ikinci rengimiz ile. Sondaki kalan 2 ilmeğim eksiltme. Hiç örmeyeceğim. Direkt toplama işlemiyle dönüyorum. Sırayı da tamamladıktan sonra şimdi dördüncü sıramızdayız. Eksiltmemizin 1, 2, 3, 4. sırasında. Direkt bu uçtaki kıvrılma desenini uygulayacağız. İlk 6 ilmeğimiz ana renk ile 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından 2 ilmek ikinci rengimiz ile. Çok sıkmayalım bu arada. Arka kısımda kasmalar olmasın. Bakın ip geçişleri rahat olması gerekiyor. 2 ilmeğimizi ikinci rengimiz ile ördük. Ardından 3 ilmek ana renk. Ardından 4 ilmek ikinci renk. Ve sonda 2 ilmeğim kalıyor. O da eksiltme. Toplama işlemiyle dönelim. Bir üst sıradayız. İlk 6 ilmeğimiz ana rengimiz ile. Ardından 1 ilmeğimiz ikinci rengimiz ile. 2 ilmek ana renk. Ardından 4 ilmek ikinci renk. Burada bir sıkıntı oldu. Ne oldu? Şurada ilmek atladık. Allah'tan ki hemen fark ettik. Bir ilmek mor ile ördükten sonra 2 ilmek ana rengimiz ile. Ardından 4 ilmeğimiz ikinci rengimiz ile. Burada 4 ilmek ördükten sonra sonda 2 ilmek kalması gerekiyor. Toplama işlemiyle dönelim.
Çok fazla sıkmayalım. Şimdi ip geçişleri olduğu için çok rahat olması gerekiyor ipin. Ve işte kasma yapıyor. Ben ilk yaptığım modellerde iki renkli, üç renkli modellerde sürekli patiğim kasıyordu. Şöyle duruyordu patikte. Arka taraftaki ipi çok sıktığım için kasma oluyor ve bu ip kasıldığı zaman şöyle çirkin bir görüntü oluşuyor ön kısımdan. O yüzden bu şekilde, yani gevşek olmalı. İp gergin ol, bu şekilde gevşek durmalı ki patiğimiz daha rahat olsun, daha şık dursun. Bir üst sıradayız şimdi. Son 4 ilmeğimiz mor olacak. Evet, 2, 4, 6 ve 7. İlk 7 ilmeğimi ana renk ile ördüm. Ardından 4 ilmeğimiz. İkinci renk. Sonda 2 ilmek kaldı. Eksiltme. Toplama işlemiyle dönelim. Evet, 3. dilimimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Artık ikinci renk ile işimiz bitti. Direktman ana renk ile elimizde 7 ilmek kalana dek eksilteceğiz. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Altı ve yedi. Evet, üçüncü dilimizin son sırası. 7 ilmeğimiz kaldı. Direktman dönelim. Bu şekilde üçüncü dilimimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi tığımızda toplayacağız. Bir alt sıralardaki yaptığımız işlemin aynısı. Ana rengimiz ile bütün ilmeklerimizi toplayalım. Evet. Bütün ilmeklerimizi tığımıza aldık. Şimdi toplama işlemiyle dönelim. Evet, üçüncü dilimiz de bitti. Kaldı iki dilimiz. İki dilimizde de mantığımız aynı arkadaşlar. Çok video süresi uzamasın, çok sıkılmayalım diye. İlk üç dilimi gösterdim. Öteki iki dilimi de aynı şekilde bu üç dilim gibi yapacağız. Şimdi toparlamamızın ardından sonda altı ilmek kalana kadar ana rengimiz ile öreceğiz. Altı ilmek kalınca dört ilmeğini mor öreceğiz. Sondaki iki ilmeği kesme olarak kullanacağız. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şaşırdığınız bir nokta olursa videoyu birazcık geriye sarıp ilk dilimi yaptığımız gibi direktman 4. 5. dilimi de tamamlayabilirsiniz. İlk 3 dilim beraber yaptık. Mantığımız aynı. 3 dilimin 3'ü de aynıydı. Aynı şekilde bu 3 dilim gibi 2 dilim daha oluşturalım aynı mantıkla. Ardından hep beraber kanat kısmı ile devam edelim. Mantığımız aynı. İlk 3 dilim gibi direktman yapacağız. Evet, burun kısmının ilk 5 dilimini tamamladık. İlk 5 dilimini derken topluca 5 dilimini tamamladık. Bu şekilde gördüğünüz gibi 5 adet kıvrımımız mevcut. Şimdi ilk öncelikle yapacağımız işlem bu ikinci renk olan koyu mor ipimizi kopartmak. Bakın en son 5. dilimi tamamladım. Bütün ilmeklerimi toparladım. Bu şekilde bu sırada bıraktım. Mantığımız aynıydı. İlk 3 dilim beraber yapmıştık. Ardından 2 dilimi de tamamladım. Bütün ilmeklerimi toparladım. Bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Öncelikle bu ikinci renk olan mor ipimizi bir arka kısma bağlayalım ve ardından keselim. Şöyle herhangi arkada bir ilmekten geçip bir tane zincir yardımıyla bunu buraya iyice sıkılayalım. Herhangi bir ilerleyen zamanda kopma durumuna karşı. İpimi kestim. Bu zincirin içerisinden bu ipi çıkarttım. Evet, artık ikinci rengimiz bitti. Belirttiğim gibi elinizde olan artık iplerden yapabileceğiniz çok az miktarda ip yiyen güzel değişik bir model elde ettik. Arka kısmında göstereyim. Bu şekilde bakın ip geçişleri mevcut. Bunları çok çok sıkı yapmayalım ki kasma olmasın. Birazcık bu şekilde gevşek olması gerekiyor iplerimizin. Arka kısımdaki görüntümüz bu şekilde. Ön kısma gelecek olursak şimdi artık hemen ikinci kanat kısmına başlıyoruz.
Şu an yaptığımız sıra 5. dilimi yaptıktan sonra bütün ilmeklerimizi tığımızı almıştık toplama işlemiyle. Ardından hemen üst sırada bakın modelimizi koymaya başlıyoruz. 2, 4, 6, 8. Bu arada ikinci renk ipimizi de dahil edeceğiz. Şimdi yan kanat kısmına geçebiliriz. Tekrardan belirteyim. 5. dilimi tamamladıktan sonra yani 7 dilim, 7 ilmek kalana kadar eksilttikten sonra bütün ilmeklerimizi tığıma toparladım. Böyle bir görünüm elde ettik. Şimdi hemen bir üst sırada modelimizi koymaya başlıyoruz. Belirttiğimiz gibi 2, 4, 6 ve 8. İlk 8 ilmeğimiz ana renk ile örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından ikinci renk olan ilk kanatta da laleyi yaptığımız rengimiz olan lila rengimizi dahil edeceğiz. Tek renk yapacak olan arkadaşlar direktman ipi hiç kopartmadan lale bittikten sonra ön burun kısmına geçip ön burundaki kıvrımları oluşturup aynı şekilde ön burun bittikten sonra da bu şekilde laleye ipi hemen aktarabilirler. Hiç kesim işlemi yapmasına gerek yok. Biz iki renk kullandığımız için bu şekilde kanattan burun kısmına ve burun kısmından kanada geçerken ipimizi koparmak durumunda kaldık. İlk 8 adet ilmeğim tığımda. Şimdi ikinci renk olan lale rengini, lila rengini hemen bağlayacağım ve dahil edeceğim. Öncelikle şöyle bir ilmeğimizi oluşturalım. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi oluşturdum. Şimdi 9. ilmekten geçtim. Direktmen lila rengiyle oluşturduğum ilmeğimi buradan çıkarttım. 3 adet ilmeğim lila olacak. Ve 3. İlk 8'i ana renk, ardından 3 tane ilmek lila. Buradaki bu gördüğünüz 3 ilmek. Ardından geriye kalan ilmeklerimizin hepsi ana renk. Ana renk deyip de aynı renk ile örmek kafamız karışabilir. Video süresi uzadıkça gerçekten kelimeler de zar zor çıkmaya başlıyor. Evet, bütün ilmeklerim tığımda. Şimdi toplama işlemiyle döneceğim. Ana rengi ana renk ile lila ile lila ile toplayacağım ve baş kısma geleceğim. Evet, modelimizin ilk sırasını tamamladık bir de. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda 2, 4, 6 ve 7. İlk 7 ilmeğimiz beyaz. İlk ilmeğim tığımda bakın. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk 7 ilmeğim beyaz. Ardından 1 ilmek lila. 2 ilmek beyaz. 2 ilmek lila. Ve geriye kalan ilmeklerimizi ana rengimiz ile örelim. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Toplama işlemiyle baş kısma geldim. İkinci sıramız da bu şekilde hazır. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda gördüğünüz gibi aynı şekilde 2, 4, 6 ve 7. İlk 7 ilmeğimiz ana renk ile ardından 1 ilmek lila. Şöyle yapalım. İlk 7 ilmeğimiz ana renk. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından bir tane ana renk, ardından 3 tane ana renk, 3 tane ana renk, ardından 2 tane lila şimdi bir tane beyaz, bir tane lila, bir tane beyaz, bir tane lila.
2, 4, 6, 7. İlk 7 ilmeğimiz beyaz. 1 ilmek lila. 3 ilmek beyaz. 2 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila olarak devam ettik. Şimdi geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Yani ana renk. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Şimdi toplama işlemiyle dönelim. Beyazı beyaz ile lilayı lila ile toplayalım. Bunu unutmayalım. Sürekli belirttim. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Bir üst sıradayız. Şimdi bir üst sırada ilk 8 ilmeğimiz beyaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından 1 ilmek lila, 2 ilmek beyaz, 2 ilmek lila, 2 ilmek beyaz, 1 ilmek lila ve geriye kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Her birini kendi rengiyle topluyoruz. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Bir üst sıradayız. Bir üst sırada ise ilk 9 ilmeğimiz beyaz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlk 9, 10 ilmeğimiz beyaz olacak, affedersiniz. İlk 10 ilmeğimiz beyaz. Ardından 3 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, baş kısma geldim. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada ise ilk 9 adet ilmeğimiz beyaz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İlk 9 adet ilmek beyaz, ardından 3 ilmek lila. Ardından 1 ilmek beyaz, 1 ilmek lila ve geri kalan ilmeklerin hepsi beyaz. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Ardından bir üst sıradayız. Bir üst sırada ise ilk 8 ilmeğimiz beyaz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından 3 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. Ardından 3 ilmek lila. Ve geriye kalan ilmeklerimiz beyaz.
Evet, bu sıramızı tamamladık. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, bu sıramızı tamamladık. Bir üst sıradayız. Şimdi ilk 7 ilmeğimiz beyaz olacak. 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından 3 ilmek lila. 3. Bakın şu anda şöyle toplu iğneyle göstereyim. Şu anda bu sıradayız. Gördüğünüz bu sırada. Yani bu öteki kanat kısmından sayacak olursak şu ilk düz olan sırayı birinci sıra olarak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu an 9. sıradayız. Şaşırdığınız bir sıra olursa sıra numarasıyla sorarsanız mesajlardan aşağı kısımdan direktman sıra numarasıyla size şaşırdığınız, takıldığınız sıranın renklerini, ilmeklerini, renklerini tek tek belirtebilirim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu anda 9. sıradayız. 3 ilmek lilamızı da yaptıktan sonra 1 ilmek beyaz, 1 ilmek lila, 1 ilmek beyaz ve 5 ilmek lila. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve geri kalan ilmeklerin hepsi beyaz. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Toplama işlemiyle baş kısma geldik. Bakın lalemiz oluşmaya başladı bile. Şimdi bir üst sıradayız. Bir üst sırada ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimiz beyaz. Bir ilmeğim tığımda bakın. 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğim beyaz. Ardından 3 ilmek lila. Bir ilmek beyaz. Bir ilmek lila. Bir ilmek beyaz. 3 ilmek lila. Ardından 2 ilmek beyaz. 2 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimiz hep beyaz. 4 tane ilmeğimiz kaldı geriye. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma gelelim. Evet, bu şekilde bu sıramıza tamamladık. Şimdi üst sıramızdayız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimiz beyaz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından 2 ilmek lila. 2 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 3 ilmek lila. 4 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. Ve geriye kalan ilmeklerimiz beyaz. Bu sıramızı da tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Bir üst sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimiz beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz.
3 ilmek lila. 2 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 2 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. Geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Bu birkaç sıra karışık lalenin tam bu gövde kısmı. O yüzden çok dikkat edelim sıralara. Tam sayı numaralarına göre ilmek alırsak daha kolay ve daha güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, şimdi lale desenimizin son sırasındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son bu sırayı da yapacağız ve ilk lalemizi tamamlamış bulunuyoruz. Bulunacağız inşallah. İlk 7 ilmeğimiz beyaz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 3 ilmek lila. 4 ilmek beyaz. 2 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Evet, ilk lalemiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi toplama işlemiyle baş kısma gelelim. Toplama işlemimiz de bitti. Şimdi bir sıra boş sıramız var. İki lalenin ortasındaki boş sıra. Şimdi bu bir sırayı boş olarak örelim. Bütün ilmekleri ana renk ipimizle bir sıra örelim. Bir sıra boş sıramızı da tamamladık. Elimizdeki görünüme bakalım ve ardından ikinci lalemiz ile devam edelim. Bu kısımdan başlamıştık. İki lale modelini uyguladık. Ardından 5 adet ön dilimlerini tamamladık. Ardından öteki kanat kısmına geçtik. Ve ilk lalemizi tamamladık. Şimdi son bir lalemiz kaldı. İkinci lalemiz. Hep beraber onu da tamamlayalım. Ardından taban kısmının yapılışına geçelim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir model oldu. Hem de iki rengin birbirine olan uyumu. Şu an ışıktan dolayı çok belli değil. Burası biraz daha bordo gibi duruyor. Ama gerçekten lila ve mor uyumu çok çok şık durdu. Şöyle iki renk yan yana göstereyim. Gerçekten bu açık renge, taban açık renk olunca iki renk çok güzel patladı. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir model oldu. Evet, ikinci lale modelimizle, ikiz lale modelimizin ikincisiyle beraber devam edelim. Evet, şimdi ikinci lalemize başlıyoruz. İlk 7 ilmeğimiz ana renk. 2 3 4 5 6 ve 7. Ardından 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 3 ilmek lila. 3 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi ana renk. Yo, affedersiniz. Çok çok affedersiniz, kafam karıştı. İlk 7 ilmeğimiz beyaz. Ardından 1 ilmek lila, 1 ilmek beyaz, 3 ilmek lila, 4 ilmek beyaz, 2 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimiz beyaz. Bu şekilde bütün ilmekler tığımda. Şimdi baş kısma dönüyoruz toplama işlemiyle.
Evet, bu sırayı tamamladık. Bir üst sıradayız. Bir üst sırada ise ilk 6 ilmeğimiz beyaz. 2 3 4 5 6. Ardından bir ilmek lila, bir ilmek beyaz, bir ilmek lila, bir ilmek beyaz. Üç ilmek lila. İki ilmek beyaz. Bir ilmek lila. İki ilmek beyaz. Bir ilmek lila. Ve geri kalan dört ilmeğimiz beyaz. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma gelelim. Baş kısma geldik. Bir üst sıraya geçiyoruz. İlk 6 ilmeğimiz beyaz. 2 3 4 5 ve 6. Ardından 2 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. Bir ilmek lila, bir ilmek beyaz, üç ilmek lila, bir, iki ve üç, dört ilmek beyaz, bir ilmek lila ve geri kalan dört ilmeğimiz beyaz. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, bu sıramız da bitti. Bir üst sıradayız. İlk 6 ilmeğimiz beyaz. 2 3 4 5 ve 6. Ardından 3 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz, 3 ilmek lila, 2 ilmek beyaz, 2 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimiz beyaz. Bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, toplama işlemiyle baş kısma geldik. Şimdi bir üst sıradayız. Lalemizin gövde kısmı ortaya çıkmaya başladı. Bir üst sırada ise ilk 7 ilmeğimiz beyaz. 2 4 5 6 ve 7. İlk 7 ilmeğimiz beyaz. Ardından 3 ilmek lila. Bir ilmek beyaz, bir ilmek lila, bir ilmek beyaz ve 5 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz.
Bu sıramızda tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısmına dönelim. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada 8 ilmeğimiz beyaz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ardından 3 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 3 ilmek lila ve geri kalan ilmeklerin hepsi beyaz. Bu sırayı da tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada ise ilk 9 ilmeğimiz beyaz. 3 ilmek lila. 1 ilmek beyaz. 1 ilmek lila ve geri kalan ilmeklerin hepsi beyaz. Bu sırayı da tamamladık. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada ise ilk 10 ilmeğimiz beyaz. 3 ilmek lila. 1 ilmek beyaz, 1 ilmek lila, 1 ilmek beyaz, 1 ilmek lila ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Artık lalemizi bitirmeye doğru yaklaştık. İkinci lalemiz de bitsin, ardından taban yapımına geçeceğiz. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Toplama işlemimiz tamamlandı. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada ilk 8 ilmeğimiz beyaz. 3 4 5 6 7 ve 8. Ardından 1 ilmek lila. 2 ilmek beyaz. 2 ilmek lila. 2 ilmek beyaz.
Bir ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerin hepsi beyaz. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Toplama işlemiyle dönelim. Evet. Ve usul usul bitirmeye doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada ise ilk 7 ilmeğimiz beyaz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından bir ilmek lila. 3 ilmek beyaz. 2 ilmek lila, 1 ilmek beyaz, 1 ilmek lila, 1 ilmek beyaz, 1 ilmek lila ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Bu sırayı da tamamladık. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Bir üst sıramızdayız. İlk 7 ilmeğimiz beyaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ilmek lila. 2 ilmek beyaz. 2 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Bu sıramız da tamamlandı. Toplama işlemiyle dönelim. Evet, şimdi son bir sıramız kaldı. O sıramızda yapalım desenli. Ardından boş sıralarımızı yapıp tamamlayalım. Şimdi ilk 8 ilmeğimiz beyaz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından 3 ilmek lila. Ve geri kalan ilmeklerimizin hepsi beyaz. Bu şekilde geri kalan ilmekleri beyaz ile örelim. Toplama işlemiyle baş kısma dönelim. Evet, ikinci lale desenimizi de tamamladık ve artık desen koyma işlemini bitirdik. Şimdi öncelikle şu arkadaki lila ipimizi sabitleyelim ve ardından keselim. Artık bu lila ipimiz ile işimiz bitti. Şu arkaya doğru bağlayalım. Burayı iyice sıkıladım. Gördüğünüz gibi desenimiz gayet şık bir biçimde ortaya çıktı. Şimdi iki sıra boş olarak öreceğiz aynı ilmekleri ve ardından bitireceğiz. İki sıra örelim arkadaşlar beyaz ipimiz ile. Düz iki sıra. Evet, iki boş sıramızı da tamamladık ve kanat kısmı bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi ilmek uçlarını kapatacağız. CC tekniğiyle. Her ilmekten geçtim. Elimdeki ilmeğin içerisinden çıkartacağım. Her ilmekten geçip daha doğrusu. Bu şekilde CC tekniği ile ilmek uçlarını kapatacağım. Daha temiz, daha düzgün bir görüntü oluyor.
Evet, sıra başına kadar bu şekilde ilmek uçlarını kapattık. Bu kısma gelince bir tane zincir çektim. Ve ipimi kestim. Zincirin içerisinden bu ipi çıkartıp burayı sıkılıyoruz. Evet, bu şekilde kanat kısımlarımız da bitti. Ve geriye kaldı en son taban kısmı. Şöyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet şık ve kolay bir model. Şimdi taban işlemine başlayabiliriz. Şimdi taban yapımına başlamadan önce bu gövde kısmından öncelikle ön ortayı belirleyeceğiz ve ardından taban ilmeklerini bu belirlediğimiz ön orta kısmından çıkartacağız. Ama öncelikle tabana başlamadan önce bir ayrıntıyı belirteyim. Ben tabanı 8 ilmek ile yaptım. Elim çok sıkı olmadığı için 8 ilmek tam ideal geldi. Eliniz sıkıysa, bu gördüğünüz, oluşturduğunuz gövde kısmı çok küçük, dar duruyorsa 8 değil 10 ilmek ile tabanı yapmanızı tavsiye ederim. Taban biraz el atışlarına bağlı. O yüzden tabanı deneyip sökerek yapmak daha mantıklı. Sürekli bu tunus iş patiklerinin tabanlarında ben de çok çok deneyip de söktüğüm oluyor. Yani bu model için, bu ölçüler için 8 ilmek tam ideal denk geldi. Eliniz çok sıkı ise 8 ilmek ile deneyin. Bakın çok küçük oldu, dar oldu. Ya da ayağı çok kaslı, çok dar oldu. Söküp 10 ilmek ile denemenizi tavsiye ederim. Tamamen el atışlarına bağlı. Şimdi öncelikle ön ortayı belirleyelim. Üçüncü dilimi buluyoruz. İki dilim sağda, iki dilim solda kalıyor. Üçüncü dilim bu ortadaki dilim. Şimdi şu bütün sıralarını işaretleyelim. Bakın bütün olan sıraları. Burada bir sıra bütün beyaz sıram var. Aynı şekilde burada da bir sıra bütün beyaz sıram var. Bakın, iki bütün beyaz sıra. Bir model başlamadan, bir de model bittikten sonraki iki beyaz bütün sırayı işaretledim. Arada işaretli olan ilmekler de dahil olmak üzere 2, 4, 6, 8, 10. 10 adet ilmeğim kaldı. Şimdi bu iğneyi bir adet sola kaydırıyorum. Bu iğneyi de bir adet sağa kaydırıyorum ve toplam 8 adet ilmeğim olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi. Toplamda 8 adet ilmeğim mevcut. Öteki modelimde olduğu gibi tam ön ortayı belirledikten sonra ilmeklerimizi çıkartacağız. Bu şekilde ön ortada 8 adet ilmeğimiz belirli zaten. Şimdi hemen ipimizi bağlayacağız. Bu arada tabanı küçük tığ ile yapacağım. 3 numara küçük tığım 1,7 milim. Büyük tığı, tunus tığını döndürmesi biraz zor olduğu için bu şekilde küçük tığ ile yapacağım. Hemen şu ilk işaretli olan iğneli ilmeğimden geçtim. İpimi bağlayacağım. Şu iğneyi artık çıkartabiliriz. İpimi arkadaki herhangi bir ilmeğe bağlayacağım. Şöyle bakın. Herhangi bir ilmekten geçtim. Bir tane sıkılaştırma zincirinin ardından bu ipimi buraya bağladım ve bu ilmeği işaretli olan ilk ilmeğimden çıkarttım. Ardından tunus ilmeği çıkartmaya başlıyoruz. 2, 3, 4. Evet, 8. ilmeğim işaretli olan iğneli ilmeğime denk geldi. Bakın bu şekilde. Toplam 8 adet ilmeğim var. Şimdi toplama işlemiyle dönüyorum. Ve bu şekilde taban ilmeklerini oluşturmuş bulunuyorum 8 ilmek ile. 10 ilmek yapacak olan arkadaşlar sağdan ve soldan bir ilmek daha fazla işaretliyor. İlk baştaki işaretlediğimiz gibi iğneleri hiç kaydırmadan direkt 10 ilmek çıkartarak devam edebilir. Bu şekilde 8 ilmeğimiz belirli. Sağ kısma geldim. Burada bağlama yöntemi kullanacağız. Tunus iş patiklerde taban yaparken. Daha önceki yaptığım tabanlarda da ayrıntılı olarak göstermiştim. İlmeğimi genişlettim. Tığımı çıkarttım. Sağda yerdeki ilk ilmeğin tepesinden geçiyorum. Şöyle bağlama işlemi yapacağız. Bu ilmeği bakın arkadan öne doğru çıkarttım. Şimdi ilk ilmeğimden geçtim. İpi doladım. İkisinden birden çektim. Ve ilk ilmeğim tığımda devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Son kısma geldim. Yine bağlama işlemi oluşturacağım. Buradaki bağlama işlemi baş kısımdaki yaptığımızdan biraz daha farklı. Yerdeki bakın yandaki ilmek tepesinden geçtim. İpi doladım, çektim. İpi doladım. 2 ilmekten birden çektim. Burada bağlama işlemi oluşturdum. Bunu birinci ilmeğimiz olarak sayıyoruz. Ardından 2, 3, 4, 5, 6,
7 ve 8. Kesinlikle sayımızın artmaması gerekiyor. 8 ilmek ile başladık. İleride topuk sonuna kadar 8 ilmek ile devam edeceğiz. Baş kısma geldim. Yine bağlama işlemi yapacağım. İlmeğimi genişlettim. Tığımı çıkarttım. Yerdeki ilmeğin tepesinden bakın sıradaki ilmeğimiz belli ediyor zaten kendini. En son bağlama işlemini bu öndeki ilmeğe yapmışız. Şimdi ise şimdiki geçtiğim ilmeğime yaptım. Videomuz bir netleşsin. Evet. Bu yerdeki ilmekten geçtim. Buradaki boş bıraktığım ilmeği arkadan öne doğru çektim. Buna dikkat edelim. Bakın arka kısımda tığımın ucu arkadan patiğimizin ön yüzüne doğru çektim. Ardından ilk ilmekten geçtim. İpi doladım. İkisinden birden çektim. Bu birinci ilmeğim. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğim tığımda. Şimdi bağlama işlemi yapacağız. Sıradaki bağlama işlemi yapacağım yer belli zaten. Buradan bakın ön yüzünden arkaya doğru geçtim. İpi doladım, ön yüzüne çektim. İpi doladım, ikisinden birden geçtim. Burada ikisinden birden geçmezsek arttırma işlemi uygulamış oluruz. Ardından toplama işlemiyle devam ediyorum. Bu şekilde ileride topuk noktasına kadar ilerlememiz gerekiyor. Bir sırayı daha beraber yapalım. Baş kısma geldim. İlmeği genişlettim. Tığımı çıkarttım. Burada sıradaki bağlama işlemi yapacağımız ilmeğimiz belli. Önden arkaya doğru tığımı soktum. Buradan ilmeğimi aldım. İlmeğimi ön yüzüne çıkarttım. Ardından ilk ilmekten geçtim. İpi doladım. İkisinden birden çektim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet ilmeğim tığımda. Bu kısma geldim. Aynı şekilde bağlama işlemi yapacağım. İlmeğim belli. Buradaki sıradaki boş ilmeğim. Tepeden geçtim. İpi doladım. Ön yüzüne çektim. İpi doladım. İkisinden birden çıkarttım. Bu şekilde bağlama işlemi uyguladık. Toplama işlemiyle dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 8 ilmek ile devam edeceğiz. Bağlama işlemiyle. Buradaki son noktaya, topuk noktasına gelene kadar 8 ilmek ile aynı bağlama yöntemiyle bu kısma gelelim ve ardından hep beraber topuk ile devam edelim. Böyle bir görüntü olacak. Bakın bağlama işlemi yaptığımız yerler bu kısımda. Tabanı topuk noktasına kadar 8 ilmek ile uzattım. Bakın bu kısımdan başlamıştık. 8 ilmek ile bağlama işlemi yaptığımız yerler kenarda belli. Ta ki sıra sonuna kadar, bu alt sıranın sonuna kadar devam ettik. Bu şekilde bütün ilmekleri bağlayarak 8 ilmek ile geldik. Şimdi yan kısımlara geçiyoruz. Yan kısımdan ilmek alacağımız yerlere dikkat edelim. Bakın direktman ikinci, yani birinci ilmek bu alt aşağı kısımda kaldığı için hemen ikinci ilmek oluyor. Son sıranın ikinci ilmeğinden geçtim. Aynı şekilde bağlama işlemiyle buraya bağladım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet ilmeğim. Sıra sonuna geldim. Aynı şekilde buradaki bakın ilk ilmek burada. Baş kısımda kaldı ikinci ilmek. İkinci ilmekten geçtim. İpi doladım, çektim. İpi doladım. İkisinden birden çektim. Bu şekilde bağlama işlemi yaparak üst kısma doğru ilerleyeceğiz. İlmeği genişlettim baş kısma gelince. Hemen yandaki ilmekten. Direkt ilmekten geçiyoruz. Tepesinden değil. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde bağlama işlemi yapacağımız yerler değişiyor. Alt kısımda ilmek başlarından geçiyorduk. Burada ise son sıranın ilmeklerinden, kendi ilmeğinden geçiyoruz. Bu kısma geldik. Aynı şekilde bakın ikinci ilmekten geçtim. Bağlama işlemiyle dönüyorum. Bu kısma geldik. Sıra üçüncü ilmekte. Bağlama işlemini yaptım. Örüp ilerliyorum. Sıradaki ilmekteyim.
Bakın bu şekilde dönüş işleminde tamamlamış bulunuyoruz. Aynı şekilde bağlama işlemiyle. Buradaki tek fark bağlama işlemini ilmeklerin kendisinden yapıyoruz. Dönüşü de tamamladık. Böyle temiz düzgün bir görüntü olması gerekiyor dönüşte. Buna çok çok dikkat edelim. Öyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Evet, şimdi bir daraltma işlemi uygulayacağız. 8 olan sayımızı 6'ya düşüreceğiz. 6'ya düşüreceğimiz sıra sayısını da belirteyim. Bakın ikinci ilmekten hemen kenar kısma bağlama işlemine geçmiştik. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi sıra 7. ilmeğe geldi. Şurada ilmeğim kaçmış. Orayı hemen toplayayım. Evet, şimdi sıra 7. ilmeğe geldiği zaman direkt kenar kısımdan bağlıyorum. İlk ilmeğimi aynı şekilde olduğu gibi örüyorum. 2. ila 3. ilmeği beraber alıyorum. Ardından aradaki ilmeklerimi beraber örüyorum. Sonda 3 adet ilmek kalınca 2. ila 3. ilmeği beraber aldım. Sondaki ilmeğim sabit. Daraltmaları direkt 2. ila 3. ilmekten yapacağız. Başta 2. ila 3. ilmek, sonda bir tane kala, bitmeye bir tane kala 2. ila 3. ilmekten. Kesinlikle en baştaki direkt olan ilmeklerden eksiltme işlemi uygulamıyoruz. En baştakiler sabit direkt ilmeklerimiz. Arttırmalar devamlı en baştaki ve en sondakinin yanındaki 2. ve 3. ilmekten. Bakın 1. ilmeğim sabit, 2. ila 3.'yü beraber aldım. Sondaki ilmeğim sabit, sondaki bitmeye 2 ila 3. ilmeğimi beraber aldım. Bu daraltma işlemini patiğim biraz daha ayağa yapışsın, tam sarsın diye yapıyorum. Bir üst sıradayım. İlk ilmeğim sabit, 2. ila 3. ilmeğimi beraber aldım. Sonda 3 ilmeğim kala, 2. ila 3. ilmeğimi beraber aldım. Sondaki ilmeğim sabit. Bağlama işlemiyle devam ediyorum. Bu şekilde 8 olan sayımızı 4'e düşürmüş bulunuyoruz arkadaşlar. Bağlama işlemiyle devam ediyoruz. Şimdi bu sırada 4 olan sayımızı 3'e düşüreceğiz. İlk ilmeğim sabit, 2. ila 3. ilmeğimi beraber aldım, ördüm. Son ilmeğim sabit. Bakın 3 ilmeğim oldu. Bağlama işlemiyle devam ettim. Bu şekilde arkadaşlar patiğimiz tamamlanana kadar bu 3 ilmek ile devam edeceğiz. Bağlama işlemiyle bu 3 ilmeği örerek ilerleyeceğiz. Üst kısımları da birleştireceğiz. Dikkat etmemiz gereken direktman, bakın ilmekten birleştirme işlemini, bağlama işlemini uyguluyorum. Buna dikkat ederek bu ağız kısmını da tamamlayalım. Biraz karışık gibi gelebilir arkadaşlar. Kademe kademe yavaş yavaş izleyip aynı şekilde benimle sırasıyla yaparsanız gayet güzel, gayet doğru bir sonuç elde edeceksinizdir. İlk başta ben de çok karıştırıyordum buradaki eksiltmeleri, taban yapımını. Ama tek tek yavaş yavaş yapa yapa elimde alıştı. Önemli olan sıralamayı dikkat edip kademe kademe uygulamak. Bu şekilde 3 ilmek ile artık tabanımızı bitireceğiz. Bakın daraltma yaptığımız yer bu şekilde duruyor. Daraltmayı biraz daha alt sırada yaparsak topuğumuzdan kayma işlemi oluyor ve patik sürekli burada bir topuk bombesi olmadığı için üst tarafa doğru kayıyor ya da aşağı doğru kayıyor. O yüzden direktman bu şekilde 7. sırada eksiltme işlemine başlayacağız. Buradaki topuk bombesi, topuğun gireceği kısım, garaj gibi düşünün burayı. Topuğun kısmı bu şekilde yuvarlak, tombalak olarak burada durması gerekiyor. Evet, 3 ilmekle tamamlayalım. Evet, bu şekilde 3 ilmek ile arka taban kısmını, topuk kısmını da tamamladık. Gördüğünüz gibi bir görüntü elde ettik. Bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kopartacağım. Çektiğim zincirin içerisinden bu ipi çıkartıp burayı iyice sıkıladım. Şimdi son olarak patik ağız kenar oyası kaldı arkadaşlar. Ben bu patik için aynı şekilde patiğin içerisine gönderme olsun diye kenar oyasını bu şekilde lila renk ile yapacağım. İstediğiniz renk ile yapabilirsiniz. Tek iki renk olarak yapan arkadaşlar içerisine kullandığı ikinci renkten de yapabilirler. Patik kenar oyası olarak tığ dolama kenar oyası düşünüyorum. İstediğiniz her modeli uygulayabilirsiniz. Ben videonun alt açıklama kısmına tığ dolama kenar oyasının linkini bırakacağım, denemek isteyen arkadaşlar için. Direktman ikinci renk patiğin içerisinde kullandıkları ikinci renk ile tığ dolama kenar oyasını kullanabilirler. Bakın görünümümüz bu şekilde oldu.
Şu mankenimizin ayağında da deneyip göstereyim. Açık renk gerçekten daha şık durdu. Öteki koyu renge bakaraktan model biraz daha parladı. Albenisi oldu. Evet, şu an tabii daha ağız kenar boyasını yapmadığımız için burada bir boşluk söz konusu gördüğünüz gibi. Kenar boyası biraz daha ağız kısmını toplayacaktır. Ön burun görünüşü bu şekilde. Kenar ikizlerle görünümü bu şekilde. Bakın buradaki bahsettiğim topuk bombesi bu oluyor. Topuk tam oturması gerekiyor bu şekilde. O yüzden daraltma işlemini birazcık yukarıda yapıyoruz ki topuk tam otursun. Burası bu şekilde sıfıra sıfır olsun. Daha temiz ve daha güzel duruyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Tığ dolama kenar oyasının linkini açıklama kısmına bırakacağım denemek isterseniz. İzleyen herkesin gözlerine sağlık. Yapacak olan herkese de kolaylık dilerim. Keyifle örmeniz, sağlıcakla kullanmanız, severek kullanmanız dileğiyle. Daha güzel, daha farklı videolarımız da olacak inşallah. Bir sürü yeni modelle görüşmek üzere. İnşallah kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öteki modelimizi de göstereyim bu arada. Hoşça kalın ardından. Evet, bakın tığ dolama patik kenar arası bu kısımda belli zaten. Linkini bırakacağım. Bunu denemek isteyen arkadaşlar direkt açıklama kısmından linkine ulaşabilirler. Evet.